İşan, sana ne oldu? Neden çocukları buraya getirdin? Böyle bir şey yapmadan önce düşünmen gerekmez miydi? Burada gece gündüz hafızasını geri getirmeye çalışıyoruz. Sense onu şoka uğratmak istiyorsun. Bu sefer Molly'den özür dilemeyeceğim. Benim hatam değil. Her zaman ben özür diliyorum. O benden özür dileyecek. Sonali, resepsiyondan bir dahaki hafta için randevu al. Tamam mı? Bugün Kunal seni bana karısı olarak tanıştırdığında nasıl hissettiğimi bilemezsin. Ya da bize aile planlaması yapacağınızı söylediğinde çok kötü hissettim. Girin. Hanımefendi, bu sizin için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de seni düşünüyordum, biliyor musun? Buketini aldım. En sevdiğim zambaklar. Gerçekten benim moralimi nasıl düzelteceğini iyi biliyorsun. Gülümsememi nasıl geri getireceğini. Çok ama çok teşekkür ederim. Biliyordum. Benden ziyade sadece zambaklar gülümsemeni geri getirir. Aşkım, gülümsediğin için teşekkür ederim. Kunal, sen bu çiçekleri sen mi yolladın? Tabii ki ben yolladım. Başka kim olacaktı ki? Bir dakika. Başka birinden mi buket bekliyordun? Hayır, ben Kunal'dan aşkımı. Ne kadar aptalım. Nasıl bu kadar emin olabilirim? Molly, bana dürüst ol. Başka biriyle bir ilişkin mi var? Kunal, ben... Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Çok korktum bak. Sanki ciddiymişim gibi. Şaka yapıyordum. Beni sevdiğini biliyorum. Sana kimse benden daha çok yakışamaz. Tamam. Eve çabuk gel hadi. Seni çok özlüyorum ama ben. Kunal, ben şu an çok meşgulüm. Eve gelince konuşuruz, olur mu? Tamamdır, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Demek oluyor ki İşan bana hala kızgın. Ne oldu? Doktor Kunal, biz dondurma yemek istiyoruz. Lütfen bizi götürün. Evet, lütfen bizi götürün. Oo, bekleyin bir saniye. Parayı, ateşin daha yeni düştü. Nasıl dondurma yiyebilirsin ha? Hayır, ateşini unuttuk. Şimdi ne yapacağız? Mişti yiyecek. Aslında o yemek istiyor. Benim ateşim yeni geçti. Ben onu sadece seyredeceğim. Lütfen bizi Mişti için götürün. Anlıyorum. Sen dondurma yemeyeceksin ama sadece Mişti yerken onu seyredeceksin. Şöyle yapalım. Sen de sıcak çikolata al mesela. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Evet ahbap. Ahbap mı? O nasıl laf öyle? Ama sevdiğim çok iyi ahbap. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Biliyor musun, kızım olduğunda bana baba, babacığım diyeceğine ahbap demesini isteyeceğim. İstiyorum. Hadi gidelim. Tamam tamam, gidiyoruz. Tamam tamam, sakin. Senin sanki bıyığın var. Senin de. Çocuklar, tamam. Şimdi temizlendi. Tamam kızlar, gitme zamanı. Geç oluyor. Babanız yakında ikinizi de almaya gelecek. Hayır ahbap, bekle. Hı? Şimdi eve gidemeyiz.
Eve gitmeyeceksek nereye gideceğiz ki? Ne yapmalıyız? Kunal'ı senin evine nasıl götürürüz Pari? Bir şeyler düşün. Ona gerçeği söyleyemeyiz. Her şeyi unutmuş. Onu eve götürmeliyiz ki her şeyi hatırlayabilsin. Siz ikiniz ne fısıldaşıyorsunuz? Ne oldu? Bana bir şey yapmamda yardım eder misiniz? Tabii ki tatlım benim, ederim. Ne istiyorsun? Beni arkadaşımın evine bırakır mısınız? 2 gündür okula gitmedim. Eğer ödevlerimi tamamlamazsam öğretmen beni okuldan atar. Lütfen beni arkadaşımın evine bırakır mısınız? Bana yardım eder o. Doktor Kunal, lütfen arkadaşımıza götürün. Pari'nin arkadaşı senin de mi arkadaşın? Biz size yolu gösteririz. Evleri nerede biliyoruz. Gidelim mi? İkiniz de çok küçüksünüz ve arkadaşınızın evinin yolunu mu biliyorsunuz? Yönleri ve oraya nasıl gideceğinizi de mi? Çok garip. Ama hadi bakalım. Öncelikle babanızdan izin alalım, tamam mı? Ancak o izin verirse götürebilirim sizi, o kadar. Yoksa olmaz. Arıyorum. Bekleyin. Ben biliyorum. Eskiden orada yaşıyorduk, değil mi? Yani aynı apartmanda yaşadığımızı söylemek istedi. Sonra taşındık. Biz yolu biliyoruz. Ayrıca babam şu an toplantıdadır. Lütfen gelin. Biz sizi götürürüz. Tanrım, ikiniz de inanılmazsınız. Gerçekten de kafam karıştı. Peki, tamam. Her neyse. Sizi götüreyim ben. Evet, adresi bildiğinize emin misiniz? Evet, evet. Bana doğru adresi söylemezseniz sizi babanıza geri götürürüm. Anladınız mı? Tamam mı? Hadi gidelim. Zaman kaybetmeyelim. Tamam patron, gidelim. Pramila, eşyaları alsana. Ah. Teşekkür ederim. Tamam. Neden bu kadar sessiz? Çocuklar nerede? Bay Kunal'la çıktılar efendim. Ne? Çocuklar Kunal'la dışarı mı çıkmış? Buna nasıl izin verdin? Ya çocuklar bir şey söylerse yanlışlıkla? Hiç düşünmedin mi? Tanrım, Tanrım, ne yapmalıyız? Molly! Anne, Kunal nasıl? Umarım çocuklar sizi rahatsız etmiyordur. Molly, çocuklar Kunal'ı dışarı çıkarmış. Çok merak ediyorum. Ya bir şey yanlış giderse? Tanrım, anne. Misty ile Pari onu nereye götürmüş? Nereye götürdüklerini bilmiyorum ki kızım. Tatlım, bir şey yap. Anne, ben bundan dolayı İshan'a Pari ile Misty'yi Kunal'a bırakmamasını söylemiştim. Onlar daha çocuk, ya Kunal'a bir şey söylerlerse? Kunal'ın durumu çok hassas anne. Atak bile geçirebilir. Bu Pari, Misty ve Kunal için çok tehlikeli anne. Kesinlikle. Ben gidip Kunal'ı bulacağım, tamam mı? Onu eve getireceğim. Tamam tatlım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Anne. Babamın eve adım atar atmaz her şeyi hatırlayacağına eminim. Molly arıyor. Trafik kurallarını bilmiyor musunuz? Araba kullanırken telefonla konuşmamak gerekir. Beni anladınız mı bakalım? Aman tanrım Pari. Nasıl azarlayacağını biliyorsun. Büyüyünce kesin öğretmen olacaksın. Neyse, kesinlikle haklısın. Araba kullanırken telefona cevap verilmez. Trafik kurallarına kesinlikle uyulmalı. Sağa dönün. Sol, sol, sol.
Bekleyin, bekleyin. Beni dinleyin. İkiniz de burada bekleyeceksiniz, tamam mı? Ben arabayı park edip geliyorum. Tanrım, Kunal neden telefonlarımı açmıyor? Mişti ile parayı nereye götürmüş olabilir? Mişti'yi arayayım ben. Mişti, telefonu açma. Eğer açmazsam çok merak eder ama. Ya tüm yaptıklarımız için Molly teyze bize kızarsa? Planımız boşa gider o zaman. Mişti? Mişti neredesiniz? 2 saattir sizi arıyorum ben. Parayı ile Kunal'ı nereye götürdüğünü söyle çabuk bana. Anne ben... Şey işte... Mişti doğruyu söyle. Bana Kunal'ı nereye götürdüğünüzü söyle çabuk. Bana yalan söyleme. Doktor Kunal'ı Pari'nin evine getirdik. Her şeyi hatırlasın diye. Ne? Siz ne? Mişti kim size bunu yapmanızı söyledi? Kunal'ı hemen eve getiriyorsunuz. Söylediğimi yapın hemen. Anladın mı beni? Mişti! Hata yaptın. Sana bize izin vermeyeceğini söylemiştim. Molly teyze ona bu şekilde yardım ettiğimizi anlayamaz. Hadi gidelim. Beni lütfen Andri mahallesine götürün. Çocuklar nereye gitti? Beyefendi, çocuklar 9. kattaki evinize gitti. Nandini. Pari. Mişti, burada mısınız? Thank you.
Tanrım. Neler oluyor? O kadın da kim? Tanrım, umarım Kunal iyidir. Bu çocuklar... Beyefendi, lütfen hızlı sürün olur mu? Acil bir durum vardı. Evet Molly, konuş. İşan, sana söylemiştim değil mi? Ne oldu Molly? Neden bağırıyorsun? Çünkü başka türlü anlamıyorsun ki. Sana çocukları Kunal'a bırakmamanı söylemiştim ama bıraktın. Ne yaptıklarını biliyor musun? Kunal'ı alıp evine götürmüşler. Hem de kimsenin haberi olmadan. Bundan dolayı İşan, Kunal büyük bir şok yaşayabilir. Eğer beyni bundan etkilenirse onu iyileştirmek zaman alacak İşan. Daha iyi olacağını söylemek bile meçhul. İşan, sana bundan dolayı çocukları Kunal'a bırakmamanı söylemiştim. Ama beni anlamadın sen. Anlamamakla da ısrar ettin. Şimdi bunlar sorun oldu. Kunal, Nandini'yi ve evini ziyaret edince ne hatırlayacak merak ediyorum. Nasıl tepki verecek? Aman tanrım, Emoli, özür dilerim. Kızların Kunal'ı Nandini'ye ve evine götüreceğini tahmin edemezdim. İşan, sana geçen gece telefonda açıklamaya çalıştığım buydu. Ama sen beni anlamadın ve bana kızmayı tercih ettin. Ben de bundan korkuyordum zaten. Özür dilerim. Merak etme. Şimdi oraya giderim. Hayır İşan. Ben zaten yaklaştım. Sadece tek bir şey yap ve eve git, olur mu? Kunal'la çocukları ben eve getireceğim. Umuyorum ki şu an Kunal'ın durumu iyidir İşan. Pari. Mişti. Molly, korkuttun beni. Ne yapıyorsun burada? Seni kaç kere aradım, neden açmadın? İlaçlarını zamanında alman gerektiğini iyi biliyorsun değil mi? Defalarca söyledim, bizden habersiz bir yere gitme lütfen. Hadi gel lütfen, gidelim. Hadi. Molly, Pari ile Mişti'yi hiçbir yerde bulamadım. Neredeler merak ediyorum, bulamadım. Kunal, sen aşağı in ve arabaya çıkar. Ben çocukları getireceğim, merak etme. Tamam mı? Hı hı. Pari! Mişti! Kalkın. Ne bu böyle? Ha? Neden Kunal'ı buraya getirdiğini söyleyin. Kimseye sordunuz mu? İzin aldınız mı? Neden böyle yaptınız çocuklar? Anne, Pari onu buraya getirirsek belki her şeyi hatırlar ve onu tanır diye düşünmüştü. Özellikle de annesinin resmine bakınca. Ya fotoğrafa bakınca Kunal'ın durumu daha da kötüye gitseydi demişti. İyi ki zamanında geldim. Diğer türlü ne olurdu bilemiyorum.
Bir felç ya da atak geçirseydi ne yapardık o zaman? Bunu hiç düşündünüz mü? Harry, ya babanın durumu daha da kötüye gitseydi? O zaman ne yapardın? Ben... Hayır, dinlemek istemiyorum. Açıklama yok. Buradan gidiyoruz. Ve bana bir daha böyle bir şey yapmayacağınıza dair söz vereceksiniz. Söz. Söz. İkiniz de daha çocuksunuz. Hadi gidiyoruz. Molly tam zamanında oraya ulaştı. Neler olurdu hayal edemiyorum. Bak ne kadar sessiz. Bu sessizlik hiç iyi değil. Bu sessizlikten korkuyorum. Kunal, lütfen düşünmeyi bırak. Başın ağrıyacak. Lütfen sakinleş. İçeri git, dinlen biraz. Molly, ben çok garip hissediyorum. O eve girdiğim zaman neden bilmiyorum çok tuhaf hissettim. Sanki orada bir kızla karşılaşacakmışım. Kim olduğunu bilmiyorum. Yüzü gözlerimin önüne geldi. Çok endişeli hissediyorum. Siması çok tanıdıktı. Kunal, hangi kız? Evde bir kız yoktu ki. Hayır Molly. Yuvarlak, sevimli bir yüzü vardı. Uzun saçları. Kahverengi gözleri. Sarı giyiyordu, bir bindisi vardı. Ve aynı şekilde küpe takıyordu. Kunal, bu kadınla daha önceden tanışmış mıydın peki? Bu kadını daha önce nerede gördüğümü merak ediyorum. Kunal, neden bu kadar çok düşünüyorsun? Neden bu kadar uğraşıyorsun? Gerektiği zaman hatırlarsın sen. Molly kızım, Kunal'ın ilaç zamanı geldi. Anne, bekle biraz. Kunal, kadını tanıyor musun sen? Bir düşün. O kadını tanıyorum ben. Çok az hatırlıyorum. Molly, kocası tam bir serseriydi ve onu sürekli dövüyordum. Onu kurtarmıştım ben. Molly, neden bilmiyorum ama sanki bir sıkıntısı var ve onu kurtarmam lazım. Acaba
kocası hala aynı şeyi yapıyor mu ve bize ihtiyacı var mı? Yoksa ben niye her daim onu düşünüyorum ki? Molly, gidip onu kurtarmam gerekiyor. Lütfen gidelim, onu bulalım. Hadi lütfen. Kunal, Kunal lütfen. Lütfen sakinleş. Düşünmeyi bırak biraz. Önceden hiç böyle hissetmedim. O kadın tehlikede Molly. İlaçlarının vakti geldi. İç ve yatağa girdiğinden, olur mu? Ve sana söz veriyorum, o kadını bulacağız. Ve ona yardım edeceğiz. Söz veriyorum. Ama zaten bugün yeterince yoruldun. Hadi içeri gel. Güzel haber. Doktor Kunal'ın bir şeyler hatırlıyor olması gayet iyi. Ama siz neden endişelisiniz? Doktor Manoj, çünkü... Doktor Molly, siz bana Kunal bir şey hatırladığında veya size açıklamaya çalıştığında bir baş ağrısı ya da atak yaşamadığını söylediniz. Aa, evet, anksiyetesi arttı. Gayet normal. Bakın, kafası çok karışık ve zaten anksiyete ilaçları alıyor. Doktor Molly, bu gelişme gerçekten çok iyi. Bu demek ki tedavimiz, ilaçlarımız ve terapi çok iyi sonuç veriyor. Her şeyi bu kadar çabuk hatırlamasını gerçekten beklemiyorduk. Çünkü bu ilaçların işe yaraması biraz zaman alır. Ne olursa olsun bunlar iyi haberler. Tebrik ederim. Demek ki Kunal her şeyi hatırlayacak. Otelin adı neydi? Konferansa gitmiştik. Otel Highland Plaza. Evet, aynen öyle. İnternetten bakayım. Umarım numarası vardır. Mükemmel. Arayayım. Alo. Ben Mumbai'den Doktor Kunal. Birkaç gün önce orada otelinizde bir konferans vardı da. Üzgünüm. Hangi konferans acaba Doktor Kunal? Otelimizde öyle bir konferans düzenlenmedi. Yakınlarda otelinizde düzenlenen konferans. Doktorların çocuk bakımı. Oradaydım ben. Yaklaşık 5 hafta önce. Efendim, 6 aydır otelimizde böyle bir konferans olmadı. Eğer bilginiz yoksa neden resepsiyonda çalışıyorsunuz? Telefonu yöneticinize verin, o biliyordur bence. Hadi. Efendim, bir yanlış anlaşılma olmalı. Otelin konferans düzenlenen bölümünde aslında salonları ve odaları son 6 aydır yenileniyor. Belki başka bir otelin adıyla karıştırmışsınızdır. Otel 6 aydır restorasyondaysa... Ben o kızla nerede tanıştım? Anne. Buyurun gelin, hadi. Çocuklar, büyük anneniz geldi. Biliyor musunuz? Doktor Kunal'ı eski evine getirerek sizin yaptıklarınızın hafızasını yeniden kazanma şansını arttırdığını söyledi. Kunal çok yakında iyileşecek. Ben söylemiştim. Babam eve gelirse her şeyi hatırlayacak. Haklıydın. Şimdi bana sarılır mısın Parry, lütfen? Anlıyorum. Sadece Molly'yi seviyorsunuz. Ya ben?
teşekkür ederim. Bana odanızı göstermeyecek misiniz? Hediyeleri unutmayın. Oda nerede? Gösterin bakalım. Şan, ben özür dilerim. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Özürlerin işe yaramayacağını da. Telefonla sonra bakarsın. Söyle lütfen, beni affetmen için ne yapabilirim? Bir daha mı özür dileyeyim? Kendimi mi açıklayayım bir daha? Ne yapmalıyım söyle. Kulaklarına dokun. Özür dilerim Nişan. Ne oldu? Benim kulaklarına dokunup senden özür dilememi istedin, değil mi? Böyle istemedin mi? Nasıl hata senin olduğu halde benim kulaklarıma dokunabiliyorsun? Akıllıca, hı? Üzgünüm. Lütfen benimle kavga etme Molly. Beni azarlamadı. Benim hatam olsa bile bu iyi değil. Seni seviyorum. O da gerçekten çok güzel. Pekala. Hediyeler nasıl? Hediyeler çok güzel. O zaman bana kızgın değilsiniz. Beğendik ama fazlasını isteriz. Fazlası mı? Ne istiyorsunuz? Piknik. Pikniğe gitmek istiyoruz. Piknik mi? Tamam, pikniğe gidiyoruz. Yaşasın! Molly teyze, lütfen babamı da pikniğe götürelim, lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.